Hepinize kocaman ve sevgi dolu merhabalar. Nisa'cı YouTube kanalıma her biriniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere yaklaşık 3-4 aydan beri muhabbet kuşu besliyorum. Önce çimeni almıştım. Bu arada kanalıma yeni abone olanlar ve bilmeyenler için söylüyorum. Yeşil olanı yani çimenimi bir yaklaşık 4-4,5 ay kadar önce, bulutu ise yaklaşık 1-2-2,5 ay önce aldım. Muhabbet kuşlarıyla alakalı hayli videolar seyrettim ve onların kafes içerisinde aksesuarlarla çok oynadığını ve oynamayı sevdiğini gördüm. Ve az önce Ev Kuşları adında bir kanal var. Onun kanalında böyle gezinirken yine şöyle bir oyuncak yapımına rastladım ve hemen yaptım. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Hayli faydalı oldu. Şimdi gördüğünüz gibi muhabbet kuşlarım bununla sürekli oynuyor. Hatta Bulut Bey bir şekilde böyle kafes içerisindeki aksesuarları çok fazla sahipleniyor nedense. Şöyle de ayağından gördüğünüz üzere bir ayak aksesuarda, bir ayak tünekte. Çimeni de böyle sürekli gagalıyor. Yavrum benim orada. Çık kızım sen de. Çık hadi. Çık. Sen de yukarı çık. Gel. Gel anneciğim. Sen de oyna. Evet. Şimdi birazdan bakalım ne olacak. Bunu anlatırken şu karşıdaki aksesuarı az önce yaptım. Rafya kağıdı, boncuk ve şöyle jütipten yaptım. Sonra aklıma bir şey geldi. Az önce takı gözümü düzenliyordum. Bu arada şu kafesli olanı da yine kendi yapımım. İçerisindeki kuşun gagasını hangisi kopardı bilmiyorum ama onunla da çok oynuyorlar. Şunu şeyden almıştım, pet shop'tan. Bunu da pet shop'tan aldım. Şu tüneyi yine kendim yaptım. Boncuklarını kendim dizdim. Bir tane vardı böyle ilk başlarda gördüyseniz yeşil olan vardı. Çimen yazıyordu. Bulut aldıktan sonra orada çimen yazmasının uygun olmayacağını düşünerek farklı farklı boncuklar alıp şu şekilde bir tasarım yaptım. Ya bu arada daha aksesuarı yeni yaptım. Nasıl bu kadar sevdiniz? Sizin buna mı ihtiyacınız vardı? Üniversitedeyken benim kocaman hani şöyle bilirsiniz bilezik gibi halka küpeler vardı ya. Benim onlardan bir halka küpem vardı. Yıllardır da kullandım. Ben 2009 mezunuyum üniversiteden. Ve 2009 yılından beri o küpelerimi saklıyordum. Yani kullanıyordum daha doğrusu sık sık. Bilirsiniz o dönemlerde böyle benimle aynı yaş olanlar o zaman çok revaçtaydı, çok popülerdi o koca koca halka küpeler. Ben hala çok seviyorum ama artık biraz daha minimal boyutlarını, daha küçük boyutlarını kullanıyorum. Şurada videonun vlogların ilk başında, kuş vloglarının ilk başında şurada bir merdiven vardı rengarenk, hatırlarsanız. Zaten bu boncukların çoğu, şu mesela arkadaki şu an yeni yaptığım bu kemirme oyuncağındaki boncukların çoğu oradan. O aparattan. Ha, çimen aldı. Şimdi Bulut oraya bakıyor. Hemen yemini yiyip oraya çıkacak ve çimeni tırmalayacak. Evet, nasıl biliyorum ama bakın şimdi. Bulut hayır. Bulut. Paylaşmak güzeldir Bulut. Sen niye manitana öyle davranıyorsun ya? Ya bir şey fark ettim bu arada. Konudan bağımsız olacak ama. Yani böyle gayet kurulaşırken çok iyiler vesaire. Az sahiplenişe bakın arkadaşlar. Allah aşkına ya. Bulut çok değişiksin oğlum. İşte yok böyle koklaşırken, oynaşırken iyi. Ben bir tane bir şey uzatıyorum. Örneğin maydanoz sapı ya da işte dalları falan. Ya çimeni sürekli gagalıyor, aşağı falan atıyor. Bu hareketinden nasıl vazgeçirebilirim Bulut'u bilmiyorum. Ama kıza resmen şiddet uyguluyor. Hatta yakalayabilirsem bir gün yakalayacağım. Şu bir tane bildiğiniz ayağını çimenin üstüne basarak çimeni böyle öpmeye falan çalışıyor. Yani maçoluk içine işlemiş benim oğlumun. Sen nereden öğrendin bakayım maçoluğu Bulut? Daha 4,5-5 aylık bir baby'sin sen. Bak bak bak, tutuşa bak. Sahiplenişe bak. Yerim seni ben, yerim. Çok da seviyorum sıpaları. Ay iyi ki yapmışım şu oyuncağı var ya. Şimdiden çok daha 5 dakika olmadı şunu yapıp asalı. Bak aha, az önce gördünüz mü neyi kastettiğimi? Bak şimdi kız ağzına maydanoz aldı. Şimdi onun peşinde. Oğlum şu kızı bir sal sal. Hiç rahat yok çimeni. Evde salıyorum ya. Çimen nereye, Bulut oraya. Hem gagalıyor hem seviyor. Ben anlamadım bir şey. Hemen onun yanına çıkacak. Bakın şimdi. Hiç rahatlık yok. Çık Bulut çık. Neyse konuma geri döneyim. Şöyle bakın. Koca koca halka küpeler. Bunun da iyice böyle rengi kaçmış. Bir saniye. Rengi iyice kaçmış. Zaten bu kadar büyüğünü de artık takamıyorum. O salıncaktan da şu
merdiven basamakları kalmıştı. Ben de dedim ki bunun da bir tane daha salıncak yapayım. Bazen çünkü salıncağı da paylaşamıyorlar onlar. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak. Yapıyorum ve asarken sizlerle görüşüyoruz. Salıncağımız hazır. Bakalım asacağım bunu. Kullanacaklar mı? Ben de çok merak ediyorum. Bulut hala bu arada dikliyor. Küpelerime şöyle kenarlarına boncuk geçirdim. Tahta zaten delikti içerisi ve bu kocaman yıllar önce kullandığım, üniversitede kullandığım halka küpelerim artık kuşlarım için bir salıncak olacak. Tatam. Nasıl oldu sizce? Çimen çok seviyor salıncağımı. Çimenin salıncağı biliyorsunuz ortadaydı. Buradan buraya belki uçuş yapabilirler diye. Severler çünkü böyle kafes içinde de bayağı yer değiştiriyorlar günlük yoğun olarak. Şu mor alttaki çıngıraklı şey buradaydı. Burası çok sıkıştığı için onu alt köşeye almış bulunuyorum. Hadi bakalım Bulut Bey bir test edelim sizinle şurayı. Gel. Gel aşkım. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Bin Bulut'la teste başlıyoruz. Hayır Bulut. Gel. Bir gel oğlum. Bir gel. Gel anneciğim gel. Bin aşkım bin aşkım. Bulut. Hadi gel bin şuna. Alışsınlar. Tabakın. Annem yeni oyuncak asınca ben. Bakalım ne yapacak. Muhtemelen aşağı inecek. İyi en azından tartıyor. Sağlam. Bulut. Sevdin mi yine salıncağınızı? Oğlum. Bulut. Ezanı mı dinliyorsun sen yoksa yavrum? Aşkım. Ne zaman aşkım diyeceksin bana? Hı? Buluş. Buluş. Çimoş. Evet, çimende diğer yaptığım aksesuarı. Bugün böylelikle bir pazar günü de böyle kapatıyorum. Çarşamba günü bugüne yetişmedi. Efsane bir vlogla karşınızda olacağım. Bulut sallan hadi. Biz üç kafadar Esma, Şemsi ve ben diyetisyene gittik. Yaklaşık 40 günlük sonucumuzu eğlenceli bir vlog halinde sizlerle paylaşacağım efendim. Takipte kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın ve kanalımı sevdiklerinizle de paylaşın diyorum. Bu güzel ezan sesiyle sizlere bugünlük kısa bir videoyla veda ediyorum. Sizin de eğer muhabbet kuşlarınız varsa bu şekilde kafesini onların sevip oynayabilecekleri güzel aksesuarlarla doldurabilirsiniz. O zaman çarşamba akşamı bomba gibi bir eğlenceli kilo verme ve diyetisyen macera vlogumuzla görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bulut, bir şey diyor musun? Hoş mu kalsınlar? Bulut. Bulut. Hoşça kalın efendim.